Bâb-ı ekli luhûmil edâhi ba'de selâseti eyyâm. Bu babda kurban bayramında kesilen etleri 3 gün zarfında yemese de biraz fazla bıraksa, fazla 10 gün, 1 ay koysa caiz olur mu, olmaz mı? Yani o bayram günlerinde hemen o eti yiyecek yahut da sarf edecek veyahut da sonraya tehir etse caiz mi? Bunu beyan edecek. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حضرت علي دن إشتي أبي عبيد كي وعبد الرحمن كلسي يقول يوم الأضحى قربان بايرام günü حضرت علي buyururdular أيها الناس أي جماعة اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولَ اَكْرَمْ Efendimiz قَدْ نَهَا نَهِيلَدِ اَنْ تَاكُلُوا يَمَنِزِ Neyi? Nüsükeküm, kestiğiniz kurbanların etini yemenizi. بَعْدَ سَلَاسٍ Üç günden sonra. فَلَا تَاكُلُوهَا بَعْدَهَا Üç günden sonra yemeyin. Üç gün bayram günlerinde kurbanların etini yiyin. Ama üç gün bayram günleri bitti mi ondan sonra daha yemeyin. Çünkü Resulullah Efendimiz nehiyledi. Şimdi bu hadisi şerifi Hazreti Ali'den rivayet eylediler. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu Salih, kâle haddesene Yedleyf, kâle haddesene Akil an ibn Şihab, kâle haddesene Ebu Ubeyd, Mevla Azher, kâle salleytu ma Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu aleyh. Ben Hazreti Ali kerramallahu ve cehler bayram namazını kıldım. Usman ibn Affan radıyallahu anhu mahsur. Hazreti Osman'ı da evinde muhasara etmiştiler. Hani Hazreti fitneciler kalktı da Hazreti Osman'ı öldürmeye teşebbüs ettiler, evini muhasara ettiler. Muhasareden evvel Mescid-i Saadet'te hutbe okurken Hazreti Osman'ı taşladılar. Hatta o kadar taşladılar ki hutbeyi okuyamadı. Yüzünden kanlar akarak yere düştü. En nihayet Ashab-ı Kiram Hazreti Osman'ı aldı, evine götürdüler. Ve ondan sonra Hazreti Osman'ın evini ablukaya çevirdiler. Namaza koymadılar. İşte o 40 gün devam etti o muhasara. O muhasarede Hazreti Ali radıyallahu anh bayramı kıldırdı. Milletin ekserisi de hacca gitmişti. Hazreti Ayşe de o sene hacca gitmişti. İşte o vakıtta diyor Hazreti Ali'yle bayram namazını kıldım. Fasallâ sümme hatır. Hazreti Ali bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbeyi okudu. Fekâle buyurdu ki La tekulû min luhûmi atâhîkûn. Siz kurbanlarınızın etlerinden yemeyiniz. Ba'de selaseti eyyam, üç günden sonra. Ve inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emere bizalik. Böyle emretti. Yani üç gün zarfında ye. Ya gerisini bırakma evde. Hemen sadaka dağıt. Kalmasın evinde. Ben bunu saklayayım da sonradan yiyeyim deme. Şimdi oldu iki hadisi şerif. Üçüncü hadisi şerif. Haddesene ibn Ebi Davud. قال حدثنا يحيى بن صالح البحازي قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر أولي بابسي عبد الله بن عمر دن روايته لدي قال عبد الله بن عمر buyurdular ki سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamber Efendimizin dediğini ben işittim. Ne dediğini? كُلُوا مِنْهَا ثَلَاسًا Kurban etlerinden üç gün yiyin. Yani luhumel edahi. Kurbanların etlerini kastetti ki üç gün siz ondan yiyin. Üç gün yiyin demek yani üç günden sonra yemeyin manası çıkar. Dördüncü hadisi şerif. Şimdi Hazreti Ali'den rivayet getirdi. Abdullah ibn Ömer'den de rivayet getirdi. Haddesena Rabi'ul Mazinu. Kale haddesena Şuayb ibnul Leys. Kale akberena Leys an Nafi'a. Ali ibn Ömer radıyallahu anhuma an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis de yine Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediliyor ki ennehu kâne yakul derdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ye'kulu ahadukum siz la ye'kul ahadukum sizden biriniz yemesin min lahmi uthiyyetihi kurbanının etinden fevke selasete eyyam üç günden sonra kurban etini yemesin. Böyle dedi. Şimdi bu dört hadisi şerif geldi. Ravilerin birisi Hazreti Ali, birisi Abdullah ibn Ömer. Bunun üzerine ulemadan bir kısmı şuna sahip oldular. Fezehebe kavmun ilahadı.
Ulemadan bir kısmı bu hadislerin manasını aldı ve buna sahip oldular. فَحَرَّمُوا Haram kıldılar. لُحُومَ الْاَضَاحِ Kurbanların etlerini yemeyi بَعْدَ سَلَاسَةِ اَيَّامِ 3 günden sonra dediler. Bu hadislerden bu anlaşılıyor. 3 gün zarfında ye, yediğin ye, yemediğin de dağıt. Ondan sonra evinde alır da saklar yersense haramdır dediler. وَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْاَسَارِ Bu hadisi şeriflerle de ihticac ettiler, delil getirdiler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Fakat ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet etti. Dediler, sizin dediğiniz bu hadisi şeriflerin manalarında başka şeyler var. Bizim de delillerimiz var, caizdir. 3 günden sonra kurban etini yemek caizdir dediler. فَلَمْ يَرَوْا بَاَكْلِهَا وَالدِّخَارِهَا بَاسًا 3 günden sonra yemek, onu saklamak 5 gün sonra yemek, bunda beis yoktur dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu ikinci zümre de kendi davalarına hüccet getirdiler. Ne ile? بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْلُ بْنِ عِيْسَى اَنْ مُعَوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ اَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّ اَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنْ ثَوْبَانٍ قَالَ زَبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ Sevban Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kölelerinden birisiydi. O dedi ki, Zebha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem udhiyatehu. Peygamber Efendimiz kendi kurbanını kesti. Sümme kâle. Sonra dedi ki ya Sevban, ey Sevban, aslih lehme hadil udhiyye. Bu kurbanın etini ıslah et. Yani ayır, tertemiz et. Fema ziltu ut'imuhu minha benvati. İslah ettim, sakladım. Tuzunu muzunu koydum, sakladım. Ben Peygamber Efendimiz'e ondan yedirirdim. Hatta kadimel Medine. Medine-i Münevvere'ye gelinceye kadar vaatten yedi. Kurban bayramını Peygamber Efendimiz Mekke'de hac etti. Kurbanını kesti. Ondan sonra da vaati ıslah etti. Sevban kölesi vaati muhafaza etti. Ta Mekke'de Medine'ye gelinceye kadar da Resulullah Efendimiz vaatten yedi. Mekke'de Medine'ye en aşağı 8 günde gelinir. Zaten bayram günlerini Mekke'de geçirdiler. Ondan sonra da yola çıktı geldiler. Şimdi bu hadisi şerif delalet etti ki Peygamber Efendimiz kendi kurbanın etini yedi. Haddesena İbrahim ibn Mertuh kâle haddesena Ebu Amirin el-Akadiyyü kâle haddesena Şu'be an Cabir ibn Yezid an Şabiyyi an Mesrubin an Aişete radıyallahu anha. Bu ikinci hadisi şerif de Hazreti Aişe'den rivayet olundu. Kâle Hazreti Aişe buyurdular ki İn künnâ lenâkülühü biz kurban etini yerdik. بعد 20 20 gün sonraya kadar yani tani luhum al-adahi kurban etlerini kastediyor ki biz ta bayram 20 gün geçinceye kadar kurban etini yerdik. Bu oldu ikinci hadis. Birincisini Hazreti Peygamber Efendimizin kölesi Sevban rivayet etti. İkincisini de Ezvac-ı Mutahharat'tan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet eyledi. Üçüncü hadisi şerif haddesena İbrahim ibn Merzuk قال حدثنا أبو عامر الأكدي قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي غر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة رضي الله عنهم عبد الرحمن باباس أبو سعيد الخدري دن بدا عموجسي قتادة دن روايته الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمبر فنمس Kale buyurdular ki külü luhumel edahi ve dahiru. Siz kurban etlerini yiyiniz ve saklayınız, ittihar ediniz, saklayınız yani yavaş yavaş yiyiniz. Ama ittihar, yiyiniz 3 gün zaten yemek mübah. İttihar saklamak da 3 günden sonra yani 3 günden sonra da saklayın yiyin. Bunu mübah kıldı. Öyleyse fehtemele en yekûne ehedü hâzeynil me'aneyeyn ellezîne zekernâhumâ. Bu zikrettiğimiz iki mananın birisi ihtimal kola hücceten la hada hazeynin kavleyn. Bu iki kavlün birisine hüccet ola şimdi. Yenilmez diyenler 2-3 hadis getirdi. Yenilir diyenler de 2-3 hadis getirdi. Şimdi burada bir ihtimal var. İki türlü mana çıktı. Birisi 3 günden sonra yenilmesi haram, birisi helal. Buna ne türlü mana vereceğiz? Diyor ihtimal ki bu birisi bunların birisi ola nasihan el ma'nel ahari tekini nesh eder. Birisi birisini nesh etmiş. Şimdi onu araştıracağız. Acaba evvela yenilmesin demiş, sonra yenilsin mi demiş? Yoksa evvela yenilsin demiş de sonra yenilmesin demiş? Birisi birisini nesh etti.
فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Bunu araştırdık ki acaba hangisi hangisini nesletmiş. فَاِذَنِ اِبْنُ دَاوُدُ Baktık ki İbn Ebu Davud kad haddesena bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِسِ قَالَ حَدَّسَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّسَنِيَ النَّابِغَةُ بْنُ مُخَارِقِ بْنِ سَلِيمِ قَالَ حَدَّسَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ Hazreti Ali'den rivayet eylediler ki Hazreti Ali buyurdu. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hazreti Ali diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ Ben sizi nehyetmiş idim. عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي Kurbanların etlerinden ki اَنْ تَدَّخِرُوهَا فَوْقَ ثَلَاسَةَ اَيَّمْ 3 günden fazla kurban etlerini bekletmeyiniz. 3 gün yiyiniz, ondan sonra bekletmeyiniz diye emret nehyetleyilmiştim. İddihardan yani saklamadan nehyeylemiştim. فَدَّخِرُوهَا Şimdi ben size emrediyorum, siz kurban etlerini saklayınız, iddihar ediniz. مَا بَدَالَكُمْ Ne kadar arzu ederseniz o kadar saklayınız, yiyiniz. Yani şimdi bu hadis-i şerif izah etti ki, Resulullah Efendimiz kurban bayramının 3 gününde yenilmesini mübah kıldı, ondan sonra haram kıldıydı. Sonradan da diyor ki ben size haram kılmıştım ama fakat şimdi sizin ihtiyacınızı hissettim. 3 gün yiyin, 3 günden sonra da saklayabilirsiniz. İsterseniz sedeke verin, isterseniz de saklayın, kendiniz yiyin. Şimdi bu 3 günden fazla saklamayınız diyen hadis-i şerif ne oldu? Mensuh oldu. Yiyiniz mübahtır 3 günden sonra bu hadisler nasih oldu. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد حاوى حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف إمام التحاوي يقول بأن ربيع المؤذن ومحمد بن خزيمة بنرد روايته إلى ذلك حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف Hazreti Ali rivayet eylediği gibi Abdullah bin Mesud da rivayet eyledi. Yani 3 bayram günlerinde et yemek caiz, ondan sonra caiz değil. Bu nesk edildi. 3 günden sonra da yenilebilir. Abdullah bin Mesud'un hadisi de bunu ispat etti. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن زيد عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بريدة بابسي ون بابسي أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري دان ده أين حديث شريف رواية الذي حدثنا فهتون قال حدثنا أبو نعيم حا وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معروف بن واصل قال حدثني محارب بن دثار ثم ذكر بإسناده مثله yine başka bir senette bu hadis-i şerifi İmam-ı Tahavi ispat ediyor. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني بريدة'nin babası Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet etmiş olduğu hadisi İmam-ı Tahaviye İbrahim İbn-i Mersuk da rivayet ediyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن الواسع بن حبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله Eyni hadisi şerifi Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Yani 3 günden sonra etin yenilmesinin caiz olduğunu. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Eyyub ibn Süleyman ibn Bilal kâle haddesena Ebu Bekir ibn yuhaddisu an Cabir ibn Abdullah Cabir ibn Abdullah. Ben rivayet ediyor radıyallahu anh. Ennehum kânû yâkûlûne d-dahâya. Cabir ibn Abdullah diyor ki biz kurban etlerini yerdik. Fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında selasen 3 bayram günü geldi. La yezidûne aleyha. Yerdiler de 3 günden ziyade oldum yemezdiler. Fukaraya verirdiler. Sümme inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra Peygamber Efendimiz ezine lehum ba'du. Ondan sonra onlara izin verdi. En yekulû ve yetezevvedû. Hem 3 gün yiyin hem ondan sonra da saklayın. Sonradan yiyin izin verdi. Demek ki evvelce
yasak etmişti Peygamber Efendimiz. Sonra müsaade etti. Evvelki hadisler neshedildi. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه نحوه جابر بن عبد الله'dan gelen bu rivayeti İmam-ı Tahaviye Fehd de rivayet ediyor. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن زبيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه أتى أهله. diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh kendi ehline geldi. فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ قَسْعَةَ ثَرِيدٍ geldi ki bir kabına tirit var. وَلَحْمٌ مِنْ لَحْمِ الْأَضَاحِ kurban etlerinden de et var. فَأَبَا أَنْ يَاكُلَهُ yemeden imtina etti. Demek üç bayramın üç günü geçtikten sonra oluyor bu hadise. Ebu Seyyid'in Hudri de nehyedildiğini bildiğinde onu yemedi. فَأَتَا قَتَادَةُ بِنْ نُعْمَانَ اَخُوهُ onun kardeşi vardı Katade. O geldi. فَحَدَّسَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَامَ الْحَجِ o haber verdi ki Peygamber Efendimiz hac senesi ki hicretin 10. senesiydi. Peygamber Efendimiz Haccetül Veda yaptı. O sene kâle buyurdu ki Ebu Katade Ebu Seyyid'in Hudri'ye üretiyor. Ebu Seyyid'in Hudri hadisin neshedildiğini bilmiyor. Ebu Katade onu biliyor. O eti yemeyince Ebu Katade dedi ki Peygamber Efendimiz son Haccetül Veda'ında buyurdular ki inni kuntu nehaytukum ben sizi nehyeyledim. En la ta'kulu luhumel adahi fevke selasete yem. 3 günden sonra kurban etlerini yemekten nehyeylemiştim. Ve inni uhilluhu lekum ben şimdi size helal kılıyorum. Fekulu minhu ma şi'tum dilediğiniz zamana kadar kurban etlerini yiyin diye emretti diye Ebu Katade Ebu Seyyid'in Hudri'ye bunu söyledi. Öyleyse ne oldu? Hadis-i şerif evvelkiler mensuh oldu. Haddesen ibn Ebi Davud kâle haddesen el-Humaniyyü kâle haddesen Khalid ibn Abdillah an Khalid el-Hazza an Ebi Qilabe عن أبي المليح عن نبيشة الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم buyurdular ki أنا نهيتكم عن لحوم الأضاحي لحوم وواو olacak radeyi ben kurban etlerinden sizi nehyiledim yemeyin dedim fevka selasete yem 3 günden sonra hatta tesa'akum hatta size geniş gelsin, vasi olsun. yani fakirler kesemediler. Zenginler üç günden fazla yemesin, etin fazlasını fukaraya versin ki bir genişlik olsun, fakirler de et görsün. Fakat ceallahu bissâ, fakat Allahu Teala genişliği verdi. Müslümanlar zengin oldular. Herkesin az çok kurbanı var. Genişlik geldiğinden fekülû ve dâhirû. Üç günden sonra da kurban etlerinden yiyiniz. Üç gün zarfında külü, üç gün zarfına ait. Yani üç gün zarfında yiyiniz. وَدَّخِرُوا İddihar ediniz. Yani üç günden sonraya da saklayınız. فَاِنَّ هَذ۪ي لَيَّمْ Bu günler اَيَّامُ اَكْلِمْ وَشُرْبِمْ Yemek ve içmek günüdür, bayram günleri. وَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ı zikretmek günleridir. Ye iç Allah'ı zikret. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فأمر في النهي إلى ذلك أن أكل لحوم الضحايا قربان etlerini yemekten بعد سلاسل 3 günden sonra 3 günden sonra قربان etlerini yemeyin diye emir buyurdular. ثم أذن فيه sonradan izin verdi. Evvela nehyeyledi. Yemeyin dedi. Sonradan da izin verdi. Yiyin dedi. Fekale buyurdu ki külü yiyiniz ve tezevvedu hem de zat olarak saklayınız. Ve dehiru iddihar ediniz. Yani saklayın bir hafta, 10 gün, ay. Yiyin onda. Fekale Amr'ın ravilerden Amr ibn-ül Haris dedi ki Kale Ebu Zübeyr kendisinin hocası şeyhi olan Ebu Zübeyir dedi ki قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Cabir radıyallahu anh buyurdular ki فَتَزَوَّدْنَا مِنْهَا bu ikinci vav zayid dalından sonra gelen vav zayid
فَتَزَوَّدْنَا biz tezad eyledik, azık eyledik o kurban etlerinden nereye kadar? اِلَى الْمَد۪ينَةِ Medine'ye kadar zad eyledik. Tabi Mekke-i Mükerreme'de bu hadise oluyor. Kurban etlerini 3 gün orada yemişler. Bir de oradan kurban etlerinden almışlar, Medine'ye kadar da azık etmişler. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz müsaade buyurmuş onun için. Haddesena İbrahim ibn-i Munqif kâle haddesena İdris ibn-i Yahya en Bekir ibn-i Mansur kâle ahbereni Halid ibn-i Yezid en Ebi Zübeyr en Cabirin radıyallahu anh kâle dahayna me'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bimina. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kurbada kurban kestik. Ve tezevvedina minha hem de kurban etlerinden biz azık aldık ilel medineti Medine-i Münevvere'ye kadar. Haddesena Yunus kâle ahbereni Enis ibn-i Ayad en Sa'd ibn-i İshak en Zeynep binti Kabil en Ebi Sa'idin Hudri radıyallahu anhu enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha en yed yen yuddakhara neha nehyeyledi. Neden? En yuddakhara iddihar olunmaktan. Yani saklanmaktan. Ney? Luhumul edahi kurban etleri fevge selasin 3 günden sonra. Ve emerena bizi emreyledi enne eküle minha kurban etlerinden yiyelim. Bunu da emreyledi. Ve ne tesaddeke minha ondan da tesaddek edelim. Ve la نَأْكُلَهَا بَعْدَ سَلَاسٍ O da تَأْكُلَهَا değil. وَلَا نَأْكُلَهَا Yani ilk önce Peygamber Efendimiz siz kurban etlerinden yiyin, sedeke verin. Fakat 3 günden sonra siz onlardan yemeyin diye. فَاَقَمْنَا عَلَى ذَٰلِكْ مَا شَاءَ اللّٰهِ Bir müddet böyle kaldık bu emr üzerine. ثُمَّ بَدَى لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sonra Peygamber Efendimiz'e zahir oldu ki اَنْ يَأْمُرَنَا بِأَكْلِهَا kurban etlerinin yemesini bize emreyledi bir müddet sonra. Ve sadakati minha sadaka vermeyi de emreyledi. Ve en yuddakhara men ehabbe zari. Kim arzu ederse onu saklasın sonra yesin ona da müsaade eyledi. Demek İslamiyet'in evvelinde fukara çok, herkes kurban kesemiyor. Kurban kesenler az. Resulullah Efendimiz öyleyse siz 3 gün etlerden yiyin, 3 günden sonra yemeyin. Ya fukaraya sadaka verin ki o fakirler kurban kesemiyorlar. Onlar da et yüzü görsün. Ama sonradan genişlik geldi. Herkes kurban kesmeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emriyledi ki bu 3 gün zarfında yiyin, ondan sonra da arzu eden sadaka yesin. Arzu etmeyen de saklasın evinde sonra yesin. Haddesena Rabi'ul Mezin kâle haddesena Şuayb ibn-i Leyd kâle haddesena Leys ibn-i Sa'd En Yakub, En Yezid ebni Ebi Yezid, Yezid, bu ikinci Yezid ziyade. En Yezid ebni Ebi Yezid el Ensari. Evet, o ikinci Yezid'i silin. En imraetihi, kendi ailesinden rivayet etti ki, enneha se'alet Aişete radıyallahu anha. Ebu Yezid'in ailesi, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya sormuş. Neden? En luhumil etahi kurbanın etlerinden. Yani yemek kurban etlerini kaç gün yiyebiliriz diye sormuş. Ve kâlet Hazreti Ayşe buyurdular ki Kadime Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anh min sefer. Hazreti Ali kerremallahu ve şef bir seferden geldi. Fekaddemna ileyhi minhu kurban etlerinden ona teklim eyledik. Önüne koyduk. Fekal Hazreti Ali buyurdu ki La ahkülü ben bu kurban etini yemem hatta es'ele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sormayınca. Çünkü Hazreti Ali'nin bildiği ki 3 gün zarfında kurban etinden yenilir, ondan sonra yenilmez. Bu ise 3 gün geçmiş. Hazreti Ali seferdeymiş, geldiği vakitte bayram günleri değil. Bayram günleri geçmiş. Önüne getirdikleri et kurban eti. Bunu yenilmez diye biliyordu. Onun için Resulullah Efendimiz'e sormamış, yemem dedi. Fes'alehu, Resulullah Efendimiz'e sordu ki bana kurban eti getirdiler. Bundan yiyeyim mi dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki külü min zilhicceti ila zilhicce. Bu zilhicceden gelecek sene zilhicceye kadar kurban etlerinden yiyin.
Zilhicce günü bayram değil mi? Onun da bayram başlıyor. Ta ertesi bayrama kadar caiz yani. Kurban etinin haram olduğu günü yok. E bu ne oldu? Evvelki hükmün neshedilmesi oldu. حدثنا بحر عن شعيب عن أبيه عن الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد. Bak yukarıdaki Yezid'in fazla oldu, buradan anlaşıldı. Yezid bin Ebi Yezid, bu da kim? Mevlel Ensar. Ensar'dan birisinin kölesi. Onun için yukarıki rivayette ne dedi? En Yezid bin Ebi Yezid el Ensari. Ensar'dan, hakikaten Ensar'dan değil fakat onların kölesi olduğundan o da Ensar'dan sayılıyor. Mevlel kavmi minhum. Bir kavmin kölesi, mevlası o da onlardandır. Sen bir köle aldın. Köle istersenin milkinde olsun, istersen azad et. Artık o senin kabilene müntesip oldu. Hangi kabilenin adamıysansa o köle de ondan sayılır. Bu da Ensar'dan birisinin kölesi olduğundan Ensari demişti. Sümme zekere bi isnadi mislehu. Aynen bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Yine Yezid'den rivayet ediyor da fakat yukarıda Rabbi'ül Müezzin'den rivayet ediyordu. Burada da Bahir, o da Şuayb'den. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki ففي هذه الآثار bu eserlerde, bu hadisi şeriflerde orucudur. ما bir hüküm orucudur ki يدل delalet eder على نسخ ما روينا bizim rivayet etmiş olduğumuz hükmün neshine delalet eder. Nerede biz onları rivayet eyledik? في أول هذا الباب bu babın evvelinde. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Bu rivayet ettiğimizde neden idi? Minen nehyi en luhumil edahi fevke selasete yiyam. Üç günden sonra kurban etlerini yemekten Peygamber Efendimiz nehyilemişti. İşte babın evvelinde onları zikrettik diyor. İşte o hükmün nesk olunduğuna dair bu sonraki hadis-i şeriflerde delalet var. Bu hüküm var imiş, sonra Peygamber Efendimiz onu neshaylemiş. Fe'in qile itiraz eden adam dese ki fakat raveytum men aliyyin fi hadel fasli. Siz bu fasılda Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet eylediniz. O da kimden rivayet eylemiş? Anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş ki ennehu ebâhe luhûmel etâhî. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki kurban etlerini mübah kıldı. بَعْدَمَا قَدْ كَانَ لَهَا عَنْهَا evvela nehyiledi, sonradan da emir etti ki helaldir. Yani üç günden ziyade kurban etini yemekten nehyilemişti, sonradan da mübah kıldı. Bu hadisi rivayet eden Hazreti Ali oldu. سُنَّ رَوَيْتُمْ عَنْهُ şimdi bak nereden tutuyor? Bu Hazreti Ayşe ne dedi? Hazreti Ali geldi, ben kurban eti getirdim, yemedi. Resulullah Efendimiz'e sordu. O da buyurdu ki Zilhicce'den Zilhicce'ye kadar yiyin. Hazreti Ali bu hadisi rivayet etti ki evvelden haram idi fakat sonradan helal oldu. Böyleyken sümme raveytum. Sonra tekrar rivayet eylediniz. Anhu Hazreti Ali kerramallahu veşehuden fil fasıl lezi kable hazel fasıl. Bu fasıldan evvelki fasılda rivayet eylediniz ki ennehu hataben nas. Hazreti Ali nasa hutbu okudu ve Osman'ı mahsur. Osman da muhasaredeydi. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanı geçmiş, Ebu Bekir'in devri geçmiş, Hazreti Ömer'in devri geçmiş, Hazreti Osman'ın da son zamanı. Muhasere, keşke o muhasarede şehit ettiler. Hazreti Ali'nin hutbesi o vakit oluyor. Hutbe ta yani Hicri 35 tarihlerinde oluyor. O hutbeyi okudu. Fakale buyurdu ki لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ اَطَاحِيكُمْ kurbanlarınızın etlerinden yemeyiniz. Ba'de selaseti eyyam. Üç günden sonra yemeyiniz. Fe inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne ye'muru bizalik böyle emrederdi ki üç günden sonra kurban etlerinden yemeyiniz. Sizin bu sözünüz birbirine muhalif geldi. Hem diyorsunuz ki Hazreti Ali Peygamber Efendimiz zamanında o yemeğiniz hükmünün neshedildiğini beyan etti. Hem de 35 sene sonra bunun haram olduğunu beyan ediyor. Bu hangisine inanalım? Sizin bu hadislerin evvelkisine mi inanalım? İkincisine mi inanalım? Evet, kuvvetli bir itiraz.
Fakat delle zalik, Hazreti Ali'nin hutbede böyle demesi delalet eyledi ki ala enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kat kâne neha en zalik. Evvela kurban etlerinin 3 günden sonra yenilmesinden nehyeledi. Bâdemâ kâne ebâhehû. Mübah kıldıktan sonra. Yani evvela haram kıldı. Sonra mübah kıldı. Sonra tekrar haram kıldı. Bu anlaşılıyor. Çünkü Hazreti Ali yalan söylemez ya. Hazreti Ali'ye ne emredildi Peygamber Efendimiz? Zilhicce'den Zilhicce'ye yiyiniz. Ondan sonra Hazreti Ali tekrar Resulullah emretti, yemeyiniz dedi. Ta Hicri 35 tarihlerinde anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz tekrar haram kıldı. Evvela haram kıldı, sonra helal kıldı, sonra tekrar haram kıldı. Bu anlaşılıyor. Hatta tettefüke ma'ani ma raveytumû. Hatta sizin rivayet ettiğiniz hadisler birbirine muvafık olsun. Kimden rivayet eylediğiniz? En Aliyyin radıyallahu anh, Hazreti Ali'den rivayet etmiş olduğunuz bu iki hadisi şerif birbiriyle müttefik olsun diye böyle hükmetmek lazımdır. Min hâde bu mesele hakkında. Ve lâ yetedâbde bu iki hadisi birbirine zıt olmasın. Böyle itiraz etti dedi. Kîle lehu, bu adama denilir ki mâ fi hâda delîlun alâ mâ zikerte. Senin bu itirazına, bu zikrine senin burada delil yok. Peygamber Efendimiz evvela nehyetmiş, sonra mübah kılmış, sonra tekrar nehyeylemiş diyorsun. Bu hadise buna delil yok ki. Hazreti Ali'nin böyle demesinden o çıkmaz ki. Hazreti Ali hutbesinde demiş ama bundan Peygamber Efendimiz'in nehyettiğini anlama. Ne için? لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Çünkü caiz ki Peygamber Efendimiz kâne nehâ en lühûmil etâhî. Kurban etlerinden nehyeyledi. Fevka selâsete eyyâm, 3 günden sonra kurban etinin yemesinden nehyeyledi. Ne için nehyeyledi? Li şiddetin, bir şiddet fakirlik için ki kâne nâsu fîhâ. Nâs o fakr-ı zeruret içindeydi o vakit. O sene ashab-ı kiram gayet fakir ve dıkdaydı. Onun için fazla kurban kesenler 3 günden sonra yemesin, etlerini fukaraya versinler. Haram olduğundan dolayı değil, fukaraya şefkat için. ثُمَّ اَرْتَفَعَتْ تِلْكَ الشِّدَّةِ. Sonra o fakirlik kalktı, gitti. Genişlik geldi. فَاَبَاحَ لَهُمْ ذَٰلِكَ. Peygamber Efendimiz onlara mübah kıldı ki o fakirlik gitti, size mübah oldu. ثُمَّ عَادَ ذَٰلِكَ. O fakirlik tekrar evdet eyledi. فِي وَقْتِ مَا خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ. Hazreti Ali hutbe okuduğu vakıttaki Hazreti Osman muhasaredeydi. O fakirlik tekrar başladı. Tekrar başladığından o da emretti. فَاَمَرَهُمْ. Hazreti Ali onlara emreyledi. بِمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمَرَهُمْ بِهِ فِي مِسْلِ ذَٰلِكَ. Peygamber Efendimiz ashab-ı kirama fakirlik zamanında nasıl emreylediyse Hazreti Ali de o fakirlik dolayısıyla o sene onlara emreyledi. Haram olduğundan dolayı değil. Yani bundan anlaşılıyor ki o sene ashab-ı kirama Medine'de bir şiddet, bir fakirlik gelmiş. Onun için Hazreti Ali de 3 günden fazla eti saklamayınız, yemeyiniz, fukarayı veriniz buyurmuş. Peki bu zikrettiğimize bu manayı verdik. Acaba bunun bir delili var mı bu? Diyor. Sen bunu böyle söylüyorsun ama bunu bir delili ispat eder misin? Diyor ki var. Ve delilu ala ma zekerna min haza. Bu mesele hakkında bizim bir zikrettiğimiz hükme delil. Ennebne Merzuk haddesena. İbn-i Merzuk bize rivayet eyledi diyor İmam-ı Tahavi. Kale haddesena Ebu Hüzeyfe. Kale haddesena Süfyan. Kale haddesena Abdurrahman İbn-i Abis. An ebiye. Kale dekaltu ala Aişete radıyallahu anh. Ben Hazreti Aişe'nin huzuruna girdim diyor. Fekultu ya ümmel müminin. Ey müminlerin anası dedim. Aharrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz haram kıldı mı? En yu'kele luhumul etahi fevke selasete eyyam. 3 günden sonra kurban etlerinin yenilmesini Peygamber Efendimiz haram kıldı mı? Diye sordum. Fekalet Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki innemâ feale zâlik. Peygamber Efendimiz bunu işledi. Yani 3 günden sonra kurban etinin yenilmesini haram kılmış oldu. Fî âmin, bir senedeki câ'an nâsu fîh. İnsanlar o sene açlık çektiler, aç oldular. Aç oldukları bir sene bunu emretmiş idi. Fe erade,
sallallahu aleyhi ve sellem murad etti ki en yut'imel ganiyyül fakir. Zengin fakire o etten it'am eylesin, versin diye onun için murad etti. Sebebi buydu. Kâlet Hazreti Âişe buyurdu ki velakad künnâ nerfe'ül kura. Tabi o şiddet, o fakirlik gittikten sonra biz etleri 3 günden sonra da yemeye başladık. Hatta kürayı, koyunun ketifini biz saklardık. Ondan yerdik. Hamse aşarete leyle. 15 gün. 15 gün biz ondan yerdik. Demek ki o bir sene fakirlik olmuş. Resulullah Efendimiz o sene nehyetmiş ki 3 günden sonra saklamayı, sadaka verin. Fakirler de et yüzü görsün. Sonra o şiddet, o fakirlik gittikten sonra mübah olmuş. Zaten aslı mübah. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fedelle hazel hadis. O hadis delalet etti ki enne zâlike neh. Peygamber Efendimizin yemeyin demesi innemâ kâne min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizden bu emir sadir oldu. Lil âridil meskûr. Zikredilen bu avariz dolayısıyla, ariz dolayısıyla fiyadel hadis bu hadiste beyan edildi. Yani fakirlik dolayısıyla Peygamber Efendimiz o emri vermişti, yemeyin demişti. فَلَمَّ اَرْتَفَعَ ذَٰلِكَ الْعَارِضِ Vaktaki o ariz olan şey, o fakirlik kalktı gitti. اَبَاحَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz mübah kıldı. Neyi? مَا قَدْ كَانَ حَزَّرَهُ عَلَيْهِمْ Onların üzerine tahsir etti ki haram kılmış olduğu şeyi mübah kıldı. اَلَا مَا زِكَرْنَاهُ فِي الْآثَارِ الْاُوَلْ Evvelki fasıllarda zikrettiğimiz haram meselesini kaldırdı, onları mübah kıldı. اَلَّتِي فِي الْفَصْلَزِ قَبْلَهَا Bu fasıldan evvel beyan ettik ya işte. Onları beyan etti. Yani kulasesi şu oluyor ki Peygamber Efendimiz 3 günden fazla kurban etini yemeyin demesi kurban eti 3 günden sonra yenilmez, haramdır bu manaya değil. O sene fakirlik varmış. Resulullah Efendimiz emretmiş ki yemesinler de fazlasını fukaraya versinler. Sonra genişlik gelince yine aslında evdet etti ki halaldır. Seneden seneye kurban etini saklayıp da saklayıp yiyebilirsin. Ama şimdi zamanımızda da öyle bir yer olsa ki fakiri çok zengini az. Öyleyse yine aynı emri ulema emredebilir. Zenginleri 3 günden sonra yemeyin. 3 gün yiyin ötekini fakir fukaraya verin. Niye? Bu bir sünnet olmuş. Fakir olursa, millette bir kıtlık bir şey olursa aynen Resulullah'ın emri tekrar eder. Demek ki kurban eti hükmü öyle olacak ki eğer bir memlekette yahut da bir senede kıtlık olursa zenginler, kurban kesenler 3 günden fazla kurban etini yemesi haram. Yok, genişlik olursa, bolluk olursa haram değil. Mesela bu. فَلِذَٰلِكْ مَا فَعَلَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي زَمَنِ عُثْمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Bunun için diyor Hazreti Ali radıyallahu anh'ın işledi ki Hazreti Osman zamanında وَاَمَرَ بِهِ النَّاسَ Nasa emretmet ettiği şey بَعْدِ عَلْمِهِ لِإِبَاحَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in mübah kıldığı bir şeyi 3 günden fazla et yenilmesini mübah kıldı ya, bunu bildiği halde yemeyin, 3 günden fazla fukaraya verin demesi, evet. Nedir o? O da neden? مَا اُلْ بِشَيْدَنْ كَدْ نَهَاهُمْ هُوَ عَنْهُ Onları nehyeyledi Hazreti Ali, yani 3 günden fazla yemeyin dedi. Bu ne için oldu? اِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ مِنْهُ Bu Hazreti Ali'den oldu. عِنْدَنَا bize göre وَاللّٰهُ عَلَمْ لِذِيكٍ bir tık darlık için oldu ki كَانُوا فِي Ashab-ı kiram, Müslümanlar o dıktaydı. Yani o sene onlar kurban murban kesemediler. Bir fakirlik içerisindeydiler. Hazreti Ali bunu böyle emreyledi. مِسْلَ مَا كَانُوا فِي زَمَنِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in zamanında oldukları gibi فِي الْوَقْتِ الَّذ۪ي نَهَاهُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَطَاحِ فَوْكَ ثَلَاسَةَ اَيَّمْ Peygamber Efendimiz nasip 3 günden fazla eti saklamayın, bu sene kıtlık senesidir, fakir fukara çoktur, dağıdın dediği gibi Hazreti Ali'nin zamanında da bu oldu. O da ona imtisalen öyle emreyledi. فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali de onları emreyledi فِي اَيَّامِهِمْ Kendi günlerinde بِمِسْلِ مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمَرَ النَّاسَ فِي مِسْلًا Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'a nasıl o kıtlık senesinde emreylediyse Hazreti Ali de kendi zamanında kıtlığı gördü, o da emreyledi. وَقَدْ رُوِيَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'den de rivayet olundu.
enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innemâ kâne nehâ an zâlik Peygamber Efendimiz buni yani kurban bayramında 3 günden fazla et yemesinden nehyeledi. Min ecli daffetin bir daffeden daffeden yani zorlayan Türkçe öyle derler zorlayan bir şey sebebiyle öyle zorlayan ki daffet aleyhi Müslümanların üzerine geldi. Müslümanların üzerine bir zorluk geldiydi de ondan dolayı emretmişti Hazreti Ayşe diyor. 3 günden fazla et yemeyin. O neymiş? O zorlanmak neymiş Müslümanlar üzerine gelen o musibet neymiş? Onu da rivayet ediyor. Diyor ki haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Osman ibn Ömer kâle akberena Malik ibn Enes an Abdillah ibn Ebi Bekir an Umrete an Ayşe radıyallahu anha kâle Hazreti Ayşe buyurdular ki defen nasu min ehli badiye badiyeden çölden nas toplandı geldiler. Kıtlık olmuş çölde kuraklık hayvan yok burada bazı seneler olur. 3 sene, 4 sene, 5 sene hiç yağmur yok. Hayvanlar kırılır, perişan olur. Bakarsan ki bütün bedeviler Medine'ye doldu. Medine'ye, Mekke'ye etraftaki nerede kuraklık varsa oranın şehri nereyse oraya dolarlar. Ben burada olduğum sırada bunu 2-3 defa gördüm. Bütün bedeviler toplandı geldi. Hayvanın kimse yüzüne bakmıyor. 200-300 riyallık geçi 10-15 riyala düşüyor. Onu da kimse almıyor. Evet böyle vadiyeden geldiler. Fahadarat li'adha bu nas kurban bayramına hazır oldular. Kurban, o geldikleri vakitte de kurban bayramı idi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki اِدَّخُرِ السُّلُسْ وَتَسَدَّقُوا بِمَا بَقِيْ Üçte birini ittihar ediniz, saklayınız kendinize, üçte ikisini sadaka veriniz. Çünkü millet gelmiş aç susuz, o kurban etlerinden onlara sadaka verecekler ki onlar da ölmeyeler açlarından. قَالَتْ هَزْرَةَ عَيْشَ buyurdu ki فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ Vaktaki o nas geldi, gitti, böyle bir oldu. Ondan sonra قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ben Peygamber Efendimiz'e dedim ki ya Resulullah قَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِدَحَايَاهُمْ Nas kendi kurbanlarıyla menfaatlenirdiler. Kestiği etten istifade ederdi. يَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكِ Ondan yağları hayvanın yağlarını alırdılar. وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْاَشْفِيَ Eşfiye demiş. Eşfiye. Ondan şifalar ederdiler. Yani o hayvanın yağlarını alır, sonra onlardan şifalar yapardılar. Kâle ve mâzâke sen ne kastediyorsun yani bunda? Nasıl alırdı, saklardı? Ne demek bundan kastediyorsun? Ve mâzâke kâlet Hazreti Kult, Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ki neheytan imsâki lühûmil edâhi bâdî felâs 3 günden sonra kurban etinin yemesinden sen neheyledin, yemeyin dedin. Halbuki millet onun yağlarını alırdılar, saklardılar. Kemiklerinin yağı yahut iş yağlarını yahut da etin yağlarını. Evet, onu sonra şifa ederdiler. Şifa ne demek? Yani yemekleri azar azar katardılar. Bundan gıdalanırdılar. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنَّمَا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ Ben kurban etinin 3 günden sonra yenilmesini lehyelemiş idim. لِدَّافَّتِ اللَّتِ دَفَّتْ Nas bir şiddete düştü. Bütün fakir fukara çöllerden geldi Medine'ye de. Onlar açlıktan buraya toplandılar. Bunun için emreylemiştim. Fekulu ve tesaddaku ve tezevvedu. Fakat şimdi öyle bir iptila yok. Fekulu yiyiniz. Ve tesaddaku sadaka veriniz. Ve tezevvedu saklayınız. Yani hepsi caiz. Şimdi Hazreti Ayşe'nin bu rivayetinden de anlaşıldı ki Peygamber Efendimiz'in nehyettiği sene dışarıda kuraklık olmuş, açlık olmuş, Nas Medine'ye toplamış, Peygamber Efendimiz de 3 günden fazla saklamayın, sadaka edin buyurmuş. İkinci hadis, haddesena Yunus, kâle akberen ebn-i vehbin, enne maliken haddesehu ve zekere bi-isnâdi mislehu. Benim hadisi şerifi İmam-ı Tahavi diyor ki, bize Yunus da rivayet eyledi. Fe akberet Âişetu radıyallahu anha. Hazreti Âişe haber verdi bu hadisi şerifteki. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَكُنْ حَرَّمَهَا Peygamber Efendimiz haram kılmadı. 3 günden sonra kurban eti yemek haramdır demedi.
وَلَاكِنَّهُ اَرَادَ Lakin Peygamber Efendimiz murad etti. اَتَّوْسِعَةَ genişliği, bolluğu kime? عَلَى الدَّافَةِ اللَّتِي قَدْ دَفَّتْ عَلَيْهِمْ Müslümanların üzerine gelip toplanan bedevilerin fakirliklerini gördü de genişlik olsun da onlar da o etlerden nesiplensinler. Bunun için emriyledi. Yoksa haram manasına değil. Fakat Adem anel hadis eyda işte bu hadisin manası avdet etti ila mana hadisi abis. Abisin rivayet ettiği hadise. O da kimden? En Aişe'de radıyallahu anh Hazreti Aişe'den. Yukarıda geçti ya. Hazreti Aişe'den rivayet eylemiş oldu. İşte aynı iki hadisin mali bir oldu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sene nehyettiğinin sebebi etraftaki bedevilerin açlıklarında Medine'ye toplanmasından olmuş. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Hassan kâle haddesena İsrail an Ebi İshak buldu. Ben Hazreti Aişe'ye geldim sordum ki Ya ümmel müminin ekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram Peygamber Efendimiz haram kılmış mı idi? لُحُومَ الْاَطَاحِ Kurban etlerini fevka serasin 3 günden sonra. 3 günden sonra kurban etini yemek haramdır mı demişti Peygamber Efendimiz. فَقَالَتْ لَا Hazreti Aişe yok, haram meselesi yok. Haram kılmadı. وَلَاكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَحَّى مِنْهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ O sene Müslümanlardan kurban kesen pek az idi. Kimse kurban kesmedi, az bir cemaat. فَفَعَلَ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz bunu emreyledi. لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مِنْهُمْ Müslümanlardan kurban kesen yedirsin, itham etsin. Kimi? Kime? مَنْ لَمْ يُطَحِي Kurban kesmeyene. Kurban kesenler az, kurban kesmeyenler çok. Onun için üç günden sonra saklamayın. Bunu dedi ki hemen o üç gün zarfında ötekilerine de yedirsinler. وَلَقَدْ رَئِيْتُنَا Bu haram değildir. Hatta Hazreti Aişe diyor ki ben bizi gördüm. Nakhba'ul kura'a kura'i ketifi kürek kısmındaki eti biz saklardık. Sümmene kuluha ba'de selasin. 3 günden sonra biz onu yerdik. Hatta öteki rivayette geldi ki 15 gün yedik. Yani haram olsa Peygamber Efendimiz razı olmazdı. Onu ne yerdi ne de yedirirdi. Onu da sadaka verdirirdi. Fakat yecuzen yekune tilke dâfe. Caiz ki o gelen cemaat açlıktan Medine'ye gelen cemaat katkânet kesîraten. Çok idi. فَكَانَ النَّاسَ الَّذ۪ينَ يُطَحْوَنَ مَعَهَا قَل۪يلًا O sene de kurban kesenler de az idi. Zaten Medine'deki Müslümanların ekserisi kurban kesmemiş. Bir de dışarıdan fakirler çok miktarda gelmiş, toplanmışlar. Evet. فَاَمَرَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Onun için Peygamber Efendimiz emreyledi. بِمَا اَمَرَهُمْ بِهِ Onlara emretmiş olduğu şeyi emretti. O da neden? Emrettiği de مِنَ الصَّدَقَةِ Sadakaydı. Üç günden sonra yemeyin, tasadduk edin diye buyurdu. Ne için? Min ecli zalik. Bu sebepten. Hem ashab-ı kiramın ekserisinin kurbanı yok, hem de dışarıdan gelen fakir fukara çok. Onun için emriyledi ki yemeyiniz. Fakat âde mâna hâza eyza ilâ mâna mâ kablehu. İşte bu hadisin manası da yukarıda Hazreti Aişe'den rivayet edilen hadisin manasına avdet etti. وَقَدْ رُوِيَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَيْدَ Yine Hazreti Aişe'den bir rivayet daha var. Ki اَنَّ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den sadir olan bu kavul üç günden sonra yemeyin kurban etlerini demesi لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَزِيمَةِ Azimet üzerine olmadı. Yani haramdır ki surette yemeyin manasına değil. وَلَاكِنَّهُ كَانَ مِنْهُ عَلَى التَّرْغِيبِ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ Sadakada terğib için. Yani üç günden fazla saklasan caiz, yersen saklar kendin yersin ama sedeke vermesi daha evladır. Üç günden sonraya bırakma, sedekeyi daha da al. Yani terhib-i teşvik için, yoksa haram olduğu manasına değil. Bu manaya da bir hadisi şerif var, yine Hazreti Aişe'den. وَلِذَا اِمَامِ تَحَاوِي diyor ki, بَنَا فَهَدْ رِوَاتِ اِلَدِ حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا بُو صَالِحٌ قَالَ حَدَّسَنِيَ الْلَيْثُ قَالَ حَدَّسَنِي عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عن هشام عن هشام ابن سيوقمي عن هشام بن عروة عروة بن الزبير أولي وضطم مشورة يبين عن هشام بن ابن ده يزن
عن هشام بن عروة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت Hazreti Ayşe buyurdular fi luhumil etahi kurban etlerindeki künnâ numellihu minhu biz tuzlardık. Esasen sülasiden olsa daha iyi. Künnâ nemlehu biz tuzlardık. Yani etin üzerine tuz koyduk ki kokmasın. Ona ıslah ediyorlar. Eti ıslah edilir. Evet. Fetekeddeme bihinnâs ilel medine. Nas Medine'ye geldiler. Bir takım cemaat. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la te'ekulu illa telasete eyyam. Siz üç günden sonra yemeyin. Leyset bil azime. Bu azimet yani hüküm böyledir. Muhakkak böyle yapın. Bu manaya değil. Velakin erade. Lakin Peygamber Efendimiz'in burada dedi ki en yut'imu minhu o kendileri sakladılar ya tuzak oydu sakladılar kendileri yiyecekti. Peygamber Efendimiz dedi ki bak nas geldi. Bunlar bedevi açlıktan buraya geldiler. Bunları üç günden sonra siz yemeyin sadaka verin. Bunu murad etti. En yut'imu minhu ondan ikam ediler. Felem yehlu nehyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse hulase şuna çıkar ki Peygamber Efendimiz'in kurban etleri den nehyetmeyin etmek meselesi bu hali olmadı. Evet neden nehi en luhumil etahi fevke selasete yem üç günden sonra kurban etlerini yemeyin diye bu vakı olan nehi hali olmadı min ahadi veçeyi iki veçihten birisinden hali olmadı. Bunda iki mana var. Ya öyle ya öyle. Neymiş o iki manası? İmmâ en yekûne zâlik ya bunu Peygamber Efendimiz'den bu hüküm sadir oldu. Alal hazd minhu Peygamber Efendimiz'den terğib-i teşvik üzerine lehum ashab-ı kirami alas sadakati vel hayr. Yani üç gün yiyin size mübah ama üç günden sonra da yine helal yersiniz ama sadaka verin. Üç günden sonra kalmasın evinde. Ver sadaka geçsin. Terğib-i teşvik derler buna. Peygamber Efendimiz hayır işlemeye terğib-i teşvik etti. Kendi yese mübah ama ibadet değil. Fukaraya verirse ibadet oldu. Onun sevabını alacak. فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى الْحَطِّ مِنْهُ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ Eğer Peygamber Efendimiz'in bu nehyi ashab-ı kirami sadakaya tergib-i teşvik ise لَا عَلَى التَّحْرِيمِ haram üzerine değil ise فَذَٰلِكَ دَلِيلٌ bu delildir اَنْ لَا بَاسَ بِالْتِخَارِ لُحُمِ الْاَضَاحِ öyleyse kurban etlerini saklamakta beis yoktur. وَاَكْلِهَا بَعْدَ الثَّلَاسِ üç günden sonra yemekte de beis yoktur ama sadaka verirse daha efter. Vermez de kendisi saklar yerse o da caiz. Ama verirse daha efter. Bu da kim için? Tabi bu adam zengin ona kurban vacip olmuş da kesmiş. Ya madem zenginsen onu fukaraya da al sen kendin sonra bir hayvan daha etlik hayvanı kes. Ama yok ben kesmeyeceğim de bunu yiyeceğim halam. Birisi bu. Ve inkâne zâlik min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem alet tahrîm. Yok sen dersen ki yok. فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ لَلْحَطِّ مِنْهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ عَلَى التَّحْرِيمِ yok, Peygamber Efendimiz nehyetti, bu nehi de terğib-i teşvik değil de haram manasını alır isense, haram manasını olur ise Resulullah Efendimiz emretti, bu öyle terğib-i teşvik değildir, üç gün, üç günden sonra yemesi haramdır. Bu manaya gelirse فَقَدْ كَانَ مِنْهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ondan sonra eğer sen haramla arasını alırsan ise Resulullah Efendimiz'den sonra bir emir sadir olduğunda. O da ne? مَا قَدْ نَسَحَ ذَٰلِكَ bunu nesk eden emir geldi. Eğer haram manasını alırsan sen nesk edilmiştir. وَاَوْجَبَ التَّحْلِيلِ o hüküm geldi. Onu nesk etti. Tehlili mucib bir hüküm sadir oldu ki helaldir buyurdu. Öyleyse bu emir üç günden sonra kurban etini yemesi ya tergib-i teşvik içindir haram manasına değildir. Yok haram manasına dersen ise o hüküm nesk edilmiştir. Helal olmuştur. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ne? اِبَاحَةُ اِدْتِخَارِ لُحُومِ الْاَطَاحِ kurban etlerinin iddihari saklanması ve ekliha yenilmesinin mübah olduğu فِي السَّلَاسَةِ وَبَعْدَهَا üç gün zarfında ve üç günden sonra yenilmesi, saklanması mübah olduğu sabit oldu. وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِفَةِ İmam Ebu Hanife'nin kavli budur.
ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Bu üç imamın kavli de budur. Babu ekli dabu'i. Burada kalsın. Vallahu teala a'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.